Yani koronavirüs nedeniyle İstanbul'da bir aile hekimi Yavuz Kalaycı hayatını kaybetti. İstanbul'da 81 aile hekimi koronavirüs tedavisi görüyor. Aile sağlığı merkezlerinde çalışan 200'e yakın kişi de enfekte oldu. NTV muhabiri Melike Şahin, İstanbul Aile Hekimleri Derneği Genel Sekreteri Doktor Serkan Özbakış'la aile sağlığı merkezlerinde alınan önlemleri konuştu. Aile sağlığı merkezleri insanların kolaylıkla ulaşabileceği birinci basamak sağlık kuruluşları olmaları nedeniyle koronavirüs salgını sürecinde aile hekimleri de risk altında. Öyle ki İstanbul'da bir aile hekimi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Öncelikle bununla başlayalım. Yavuz Kalaycı'nın hastalık sürecinden haberdar mıydınız? Tabii ki haberdardık. İlk etaptan itibaren kendisiyle iletişim halindeydik. Kendisi dışında annesi ve babası da aynı şekilde COVID pozitifti. Onların da tedavi süreçlerinde iletişim halindeydik. Bu ayın başı gibi, Nisan başı gibi annesini ve babasını kaybetti. O sıralarda da kendisi de önce entübe edildi, sonra da yoğun bakıma alındı. Yaklaşık bu süreç bir aylık bir sürece tekabül ediyor. Kendisi de son 15 gündür entübe ve yoğun bakımdaydı zaten. Peki başka hasta aile hekimi var mı? Çok sık mı bu, özellikle İstanbul'da baktığımız zaman? İstanbul'da sık, çünkü biliyorsunuz bu salgının, bu pandeminin en fazla görüldüğü yer İstanbul. En ön cephede savaşan sağlık çalışanlarıyız. Şu an bizim elimizdeki verilere göre İstanbul'da 81 aile hekimi COVID pozitif tanısı aldı. Aynı zamanda 7 hekim arkadaşımız hastanelerde tedavi görmeye devam ediyor. 2 tane hekim arkadaşımız da şu an yoğun bakımda. Yani aile hekimliğinde de bizim gibi aynı şekilde aile sağlığı çalışanları da aşağı yukarı bu rakamlarda. Aile hekimliğinde, aile sağlığı merkezlerinde çalışan personel sayılarında da 25-30 arası personel de pozitif. Yani genel olarak baktığımız zaman şu an İstanbul'da birinci basamakta aile hekimliğinde çalışan 150 ile 200 arası pozitif hekim, hemşire ve personel var. Peki nasıl önlemler aldınız aile sağlığı merkezlerinde? Şimdi aile sağlığı merkezlerinde triyaj uygulamasına geçtik. Triyaj uygulaması ne demek? Kapıdan gelen hastaları işte sorguluyoruz, anamnezini alıyoruz, ateşlerini ölçüyoruz, maskelerini kontrol ediyoruz. Biliyorsunuz maskesiz artık sağlık kuruluşlarına girilmiyor. Maskelerini kontrol ediyoruz. El dezenfektanıyla sterilleştirmelerini sağlıyoruz kendilerine. Bu süreçte mümkün olduğu kadar aile sağlığı merkezlerinin az kişinin gelmesi ve en azından birbiriyle temasın da önüne geçilmesi gerekiyor. Bu anlamda hastaları dışarıdan sırayla içeri alıyoruz. Özellikle aşıydı, yebeydi, bebek izlem, çocuk izlem gibi durumlarda onlara daha steril saatler belirliyoruz. Steril günler belirliyoruz. Bir gün belli saatleri veya bir günün yarısını sadece gebelere, izlemlere ayırıyoruz. Böylece sadece onlar aile sağlığı merkezini kullanarak mümkün olduğu kadar hastalığın yayılımını azaltmaya çalışıyoruz. Nasıl bir hasta popülasyonunuz var? Düşüş görüldü mü? Ne oranda düşüş görüldü? Ya hasta sayıları azaldı. Muayene ettiğimiz hasta sayıları azaldı. Bu muayene ettiğimiz hasta sayılarının içinde tabii ki koronadan şüphelendiğimiz, hatta hastaneye yönlendirdiğimiz ve sonra pozitif tanı alan hastalarımız da oldu. Ama hala gereksiz başvurular var tabii ki. Sağlık Bakanı'nın özellikle altını çizdiği filyasyon süreci var. Sizin bu filyasyona aile hekimleri olarak nasıl bir katkınız var? Biz bu anlamda da Bakan Bey öncelikle teşekkür ediyorum. Filyasyonun önemini ve aile hekimliğinin öneminden de bahsetti. Bizler ne yapıyoruz? Bizler tüm pozitif vakalarımızı, bilgisayarlı tomografisi pozitif çıkan vakalarımızı, temaslı vakalarımızı, negatif vakalarımızı, yani tetkik yapılmış ve negatif çıkmış sonucu vakalarımızın hepsini görüyoruz. Bunların hepsini arıyoruz. Gerekli bilgilendirmeler yapıyoruz. Neler yapmaları gerektiğini, neler yapmamaları gerektiğini onlara aktarıyoruz. Bu süreçte bir sıkıntı yaşadıkları zaman nasıl hareket etmeleri gerektiğini anlatıyoruz. Bir şekilde onlara bir yol haritası ve bir danışmanlık hizmeti veriyoruz. Çok teşekkür ederim.